YouTube kanalında yeni bir seri yapmak istedim. Kurgusuz. Yani ben işte böyle hastaneden, işten geldikten sonra hızlı bir şekilde sizle bilgileri paylaşacağım. Üzerinde çok fazla oynayamayabilirim. İşte hani müzik koyamayabilirim. Bazı görüntüler olmayabilir. Ama bilgiyi sizle paylaşmak istiyorum. Aslında buna bir adım atmıştık geçen hafta hep beraber. Zamane Hastalıkları kitabından Diyabetik Ayaklar bölümünü okumuştuk. Bu hafta derin ven trombozuna yani toplar damarlardaki pıhtılara bir göz atalım diyorum. Elimde yine Zamane Hastalıkları kitabım var. Ben bu kitabı yazarken hakikaten çok zevk almıştım. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan veya daha çok duyduğumuz hastalıkları anlatmaya çalıştım. Onların tedavileri nelerdir veya uzun süredir bilinen ama son yıllarda tedavisi ortaya çıkan hastalıkları paylaşmak istedim sizlerle. Ve biliyorsunuz bu hastalıkları anlatırken de bazı bildiğimiz kişilerin ya da adını hiç duymadığımız ama hani hikayesini dinlediğimizde kendimize yakın hissettiğimiz insanların hikayelerini paylaşmak istedim. Derin ven trombozunda da öyle yapmıştım. Derin ven trombozu bu kitapta 45. sayfada. Hemen 45. sayfayı açıyorum ve derin ven trombozu ile ilgili ne paylaşmışım ona bakıyorum. Şimdi gene bir hikayeyle başlamış. Başlık şöyle zaten. Uzun süre hareketsiz kalmak ölüme neden olur mu? Emma Christofferson henüz 28 yaşındaydı. Uzun yıllardan bu yana hayalini kurduğu Avustralya seyahatini tamamlamış ve bu seyahatin içine Sydney'de devam etmekte olan olimpiyat oyunlarını da ekleyerek tatilini taçlandırmıştı. Londra'ya uçuş saati yaklaştıkça içini kaplayan tatlı heyecan gittikçe artmaya başlamıştı. Düğünü için belki de bu yeni kıtada gördüğü farklı şeyler ona ilham kaynağı olmuştu. Heathrow'a uçuş toplam 20 saat kadar sürdü. Uçaktan indiklerinde beraber seyahat ettiği arkadaşına kendini iyi hissetmediğini söyledi. Bagajlarını alacakları alana geldiklerinde Emma aniden yere düştü ve şuurunu kaybetti. Hızla yetişen ambulans ve ilk yardımında maalesef faydası olmadı. Ve maalesef bu genç kadın hastaneye yetişemeden yolda hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucunda Emma'nın bacak damarlarında uzun süre oturmaya bağlı pıhtı oluştuğu ve bu pıhtının akciğerine atarak ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. Tarih 20 Haziran 2010. Şimdi internette Emma Christofferson ve belki 2010 diye yazarsanız bir de DVT diye eklerseniz bu genç kadının fotoğraflarını görebilirsiniz ve maalesef bu acıklı hikayenin, acı dolu hikayenin kahramanıyla da tanışmış olursunuz. Derin ven trombozu nedir isterseniz önce onunla başlayalım. Derin ven trombozu bacak damarlarındaki ana toplar damarlarda pıhtı oluşmasıdır. Bunun pek çok nedeni olabilir. En sık neden ameliyattan sonra oluşan derin ven trombozlarıdır. Ameliyattan sonra sık görürüz. Veya bazen uzun süreli yatak istirahati söz konusu olabilir. Bazı hastalıklarda daha fazla görüyoruz ama hani Emma'nın hikayesinde olduğu gibi uzun uçuş sonrası herkeste oluyor mu? Tabii ki herkeste olmuyor. Çünkü şöyle düşünün. Hani bugün koronavirüs nedeniyle çok fazla uçuş yok. O kadar çok uluslararası uçak yolcusu yok. Ama bunun öncesinde mesela Mart ayı öncesinde her gün belki yüz binlerce insan ne yapıyordu? Uçaklarda seyahat ediyordu. Hepsinde görülmüyordu. Kimlerde görülüyor daha fazla? Özellikle genetik bir yatkınlığınız varsa. Şimdi mesela şöyle çalışmalar var. Havalimanında durmuşlar ve Sydney'den Londra'ya veya işte Singapur'dan Londra'ya, Los Angeles'a giden uçaklarda inen yolcuları almışlar ve derin ven trombozu var mı diye ultrasonla bakmışlar. O kadar çok yüksek oranda görülmüyor. Ancak tabii orada şöyle bir şey var. Hani istatistik şunu gösteriyor. Diyorsun ki mesela 1000 kişiden birinde oluyor böyle bir risk. Evet ama o, eğer sen o 1000 kişiden biriysen o senin başına gelmiştir ve senin için o değer %100'dür. Peki ne yapmak lazım? Özellikle mesela uzun uçuşta herkesin koruyucu bir hap alması veya iğne yapması gerekiyor mu? Hayır. Ama özellikle derin ven trombozu geçirdiyseniz veya ailenizde birinci derece akrabalarınızda derin ven trombozu olan kimse varsa, akciğere pıhtı atan kimse varsa bu durumda mutlaka bir doktora danışıp 4 saatten uzun uçuşlarda koruyucu bir iğne veya hap almanızı tavsiye edebiliriz size. Bu açıdan biraz esasında uyanık olmak gerekiyor. Özellikle economy class sendromu denmesinin nedeni de buna şu. Çünkü ekonomideki sıralar, koltukların arası biraz dar olduğu için diziniz biraz daha böyle bükülü kalıyor ve devir daim çok iyi olmuyor. O nedenle de işte toplar damarlarda kan göllendiği için içinde pıhtı oluşuyor. Yani her zaman derim ya işte dere dümdüz güzel bir şekilde akarsa yosun olmaz. Kan da öyledir. Eğer kanda da akışkanlık iyiyse bir sıkıntı yoktur. Ama akışkanlıkta bir zorluk olursa o zaman ne olacaktır? Pıhtı olabilecektir. O yüzden bu konuda biraz uyanık olmak gerekiyor. Yani ne yapacağız? Bir, uçaktayken, seyahat ederken çok su içeceğiz, bol su içeceğiz. Tuvalete kalkarım diye endişe etmeyeceğiz. Tuvalete de gideceğiz. Alkol tüketmeyeceğiz ve arada mutlaka kalkıp yürüyeceğiz. Özellikle 4 saatten uzun uçuşlarda bu önerilere mutlaka ve mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Başka hangi durumlarda derin ven trombozu olabilir? Örneğin ameliyatlardan sonra olabilir. Kanser gibi bir hastalık nedeniyle kemoterapi alıyorsanız, radyoterapi alıyorsanız, bir enfeksiyon nedeniyle çok uzun süre yatakta kalmak zorundaysanız gene bu derin ven trombozu açısından risk oluşturan bir durum var demektir. Şunu da hemen itiraf edeyim. Bu koronavirüs döneminde açıkçası ben kendi hastalarımda da derin ven trombozunu biraz daha sık gördüm. Çünkü muhtemelen çok kişi evde kaldığı için ve bazı eğilimli olan kişilerde derin ven trombozu daha kolay gelişti ki bunların başında da özellikle daha önce derin ven trombozu geçirmiş hastalarım yer alıyor. Bu nedenle siz de evde kalıyor olsanız bile zaten 60 yaş üstünde derin ven trombozu riski artacaktır. Lütfen hareketli olmaya özen gösterin. Peki derin ven trombozu olursa kişi ne fark eder? Derin ven trombozu olursa genellikle tek bacakta olur. Dolayısıyla derin ven trombozu dediğimiz pıhtı gelişen tarafta bacak daha geniştir. Yani çapı artmıştır, şişmiştir, ağrılıdır, kızarıktır, hareket ettiremez. Dolayısıyla bayağı gürültülü bir semptom verir çoğunlukla. Çok ender olarak diz altı bölgesindeki ufak damarlarda bir pıhtı olduğu zaman burada klinik görüntü çok şiddetli olmayabilir. Sadece mesela yürürken ya işte baldırımda şöyle biraz hani ağrıyor veya tutuluyor, çekiliyor gibi hissedebilirsiniz. Ha bunun yanında bacağınız şişti, ağrıdı. Bir de üzerine ya benim nefesim daralıyor, göğsüm ağrıyor, şu yanlarım ağrımaya başladı diyorsanız o zaman mutlaka zaten hani akciğer embolisi açısından uyanık olmak gerekir. Akciğere pıhtı atması açısından uyanık olmak gerekir. Hemen vakit kaybetmeden bacağınız şiştiği anda veya böyle bir darlık hissediyorsanız mutlaka hastaneye gitmeniz, başvurmanız ve tedavi olmanız gerekiyor. Derin ven trombozu dediğim zaman ya da pıhtı oldu dediğim zaman herkesin en çok korktuğu şey bir yerlere bu pıhtının atmasıdır. Evet, biz de bundan çok endişe ediyoruz. Özellikle akciğere pıhtı atması ilk 48 saat içinde çok yüksektir. İlk 3 hafta içinde bu risk biraz daha düşer ve 3. haftanın sonunda da normale doğru inmeye başlar. Bana gelen en sık sorulardan bir tanesi şu. Hocam bacakta pıhtı olursa ki bunu varisle de bazen ilişkilendirir kişi ama varisle derin ven trombozu yani varis pıhtısı ile derin ven trombozu birbirinden farklıdır. Onu hemen burada söylemek lazım. Tedavisi de farklıdır, yaklaşımı da farklıdır. Beynime atar ve felç olur muyum? Şimdi derin ven trombozu dediğimiz bacak damarlarında bir pıhtı olduğu zaman o pıhtı geliyor sağ kalbe, sağ kalp akciğere atıyor pıhtıyı. Dolayısıyla orada takılıyor kalıyor pıhtı. Akciğerden dolaşıp da beyne gitme ihtimali yok mesela. Beyne nasıl gidebilir biliyor musunuz? Mesela bacaktan geldi, sağ kalbe attı, delik vardı kalpte. Kalpteki delikten sağdan sol kalbe geçti. Çünkü bütün o sistemi pompalayan sol kalp aslında. Sola geçti pıhtı. Soldan mesela yukarıya attı işte beyne attı. Ama bu gerçekten çok ender görülen bir şey. Dediğim gibi ancak büyük bir kalpte büyük bir delik varsa görülebilen bir şey. O yüzden bunun için çok özellikle endişe etmeye gerek yok. Ama zaten derin ven trombozu ve akciğer embolisi başlı başına endişe edilmesi gereken ve hızla hastaneye gidilmesi gereken bir durumdur. Hepinize ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna ve bilgiyi paylaşmak adına da paylaş tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Pazar günü yeni bir videoda görüşmek üzere. Kurgusuz serisinden hoşçakalın.